Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu videomuzda 2006 model Golf 5'in 6 ileri şanzımanını dağıtacağız. Ve dağıtırken neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, nerelerini söküyoruz, bunu sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Hadi işe koyalım. Öncelikle şanzımanın üzerinde harici olan, sonradan takılan debriyaj çatalıdır, fites mekanizmasıdır, geri fites mücürüdür. Bu tarz parçaları çıkartıyoruz. Devamında takımlarımızı alalım. Genellikle elle sökmeye çalışacağım. Tabanca kullanmadan. Bilginiz olsun. Video biraz uzun olabilir. Sıkılabilirsiniz. Debriyaj bilyası çatalı bilyanın flanşıyla birlikte geliyor. Sökülmüyor. Şöyle bir kutu hazırlayalım. Notalarımızı kutunun içerisine. Bunu çıkardıktan sonra şu sekmanını da üzerine takıyoruz ve sökerken arkadaşlar söktüğümüz parçaların aşınırlık durumlarını kontrol ediyoruz kesinlikle. Çatalı debriyaj setiyle beraber yeni takılmış, yeni değişmiş belli. Buraya bırakıyoruz. Sonra geri fes müşürüp 20 kanatlar sağ olsun gider geliriz. Geri fes müşürümüzü fes mekanizmasını sökmeden önce çıkartıyoruz. Kırık zaten değişiyor. Devamında mekanizmamız. Dikkatli bir şekilde söküyoruz. Fites mekanizmasını çıkartırken arkadaşlar kesinlikle fitesimiz boş konumunda olmalı. Bilginiz olsun. İki tane elimizi söküyoruz. Çekiş yardımıyla hafiften tutmuyoruz. Kesimiz boşta. Mekanizmamızı çıkardık aldık. Aşağıya bırakıyoruz. Devamında şanzımanımızı test çevireceğiz. Ve arka kapağı açacağız. Şu keçe sacını bozmamaya dikkat ediyoruz. Ondan dolayı altına bir tane takoz koyacağım. Şöyle bir takoz yardımıyla. Şunu aşağıya koyalım, içine dalmasın. Masanın tam merkezinde bir tane delik bıraktık ki yağ aşağıya süzülsün diye yaparken. Masanın finish videosu da gelecek bu arada. Belki siz bu videoyu izlerken gelmiş de olabilir. Arkadaşlar bütün kapakların kenarlarında şöyle şunun gibi çıkıntılar oluyor. O çıkıntıdan hafif tıklıyoruz.
ses kendini belli ediyor. Diyor ki ben çıktım artık. Kapağımızı açtık. İçinde şöyle bir ikiz bilyamız var. Altı ilerilerde, arka kapakta da oluyor. Aynı zamanda bir tane de burada var. Osteogenlerde kronik olan, zayıf olan bilya. Her zaman başımıza artıyor diye dilerim. Öncelikle mekanizmayı söküp çıkarıyoruz. Yelini alacağım, çatal boşa çıkacak, sonra vitese takacağız bu kısmı. Burası kilitlemiş olacak ve üstündeki cıvataları rahat bir şekilde söküp çıkartabiliriz. Şöyle bir milimiz var. Kapak üzerindeyken çıkmıyor. Kapağı dayanıyor gördüğünüz gibi. Sağdan sola gelecek şekilde. Şu şekilde çatalımızı alıyoruz. Ondan buraya koyduk. Şu şekilde vitese takıyoruz. Gördüğünüz gibi kilitledik. Dönmüyor. Şimdi rahat bir şekilde bu iki tane vidayı sökebiliriz. Şimdi tabanca kullanmak zorundayız. Çünkü elle sökülmeyecek. Tabanca da sökeceğiz. Elimize bir parça büyük bez alacağız. Ve dişliği elimizde tutacağız ki fazla bir kasıntı olmasın. Tabii aşırı sıkılı değil zaten. Altı ilerilerde bir de arkadaşlar bu mini kafayı çok kırıyor. İlaçlı olduğu için zor geliyor. İkisi birbirinden farklı gördüğünüz üzere. Bunun ucunda ilaç olduğu için zor sökülüyor. Çok zayıf, küçük. Sökmüş olduk, testten çıkartıyoruz. Ve şimdi bu şekilde bırakacağız. Karşı tarafa geçeceğiz, oraya sökmeye başlayacağız. Burada cıvata çok fazla olduğu için tabancayla sökeceğim bunları. İçinde gaz var. Sıcaktan şişiyor. Söktüğün zaman patlar gibi bir ses. Pırt diye tozla beraber gördüğünüz. Çata kalmamasına dikkat ediyoruz. Yoksa cıvata yok diye vururuz. Kovanı kırarız. Kimse bu şekilde olsun istemez herhalde. Gördüğünüz gibi bir çek çağırdım ya. Tarafın flanşı takık, öbür tarafın flanşı henüz üzerinde. Ondan dolayı tam yapacağım tekrar ve öbür tarafını karşılamayacağım. Ondan sonra tam çekeceğiz. Evet.
planşımız 6 alyan. Sağ sol ikisi aynı. Bunu da aşağıya bırakıyoruz. Planşımızın üzerinde şöyle sarılar var, çok hassas. Kırılıyor, kırık çıkıyor. Şunun gibi. Bunları dikkate almayı unutmayın. Ve devam ediyoruz. Bir tornavida yardımıyla sakince açıyoruz şunu, destekleyerek tutarak hop kapağımızı aldık. Gördüğünüz gibi bunu da aşağıya koyuyoruz, bulmada işimiz yok çünkü. Bu da sağlam, asıl orta kapağımız şu köşelerden kırık olduğu için söküyoruz zaten, biliyorsunuz. Şimdilik içeride bir eşeğimiz var. Neden eşek? Onu tam söktüğüm zaman anlatacağım, göstereceğim. Eşek diyoruz biz ona. Bunların hepsi birbiriyle aynı. Yani karıştırırız diye korkmayın. Şu defansiyelimiz. Onu da aşağıya bırakalım. Şu kapağı da alayım ben. Bunlar da öbürleriyle aynı. 4 tane var zaten. 4'ü aynı. Şanzıman yağı değiştirirken içinde yağ kalmasın diye söktüğümüz tapalar bunlar. Yoksa öbür türlü 800 gram çıkar, 900 gramı içinde kalır. Aksını göstereyim arkadaşlar. Tapada mıknatıs olmuyor bunlarda. Yorumlarda çok geliyor. Usta tapada baksana çapak var mı diye. Tapada olmuyor. Şanzımanın içinde şu bölgede. Onu da göstereyim. Tam şurası mıknatısın yeri. Burası da tam olarak şanzımanın altı zaten. Şurada şu şekilde konumlandırılmış. Yani Volkswagen'lerde tapada mıknatıs olmaz. Bilmeyenler için söylüyorum. Eşeğimizi de söktük. Şimdi ters çevireceğiz. Dişlilerimizi alacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar, az önce bir eşekten bahsetmiştim. Şöyle arkadaşlar, şu miller, şu görmüş olduğunuz miller, şu kafalardan, şu grup dişliğimiz kafalardan tutuyor. Bundan dolayı da sağlı sollu, bu şanzıman korpuzunu sağlı sollu prese oturtturup yukarıdan presle baskı uygulayarak çıkartıyoruz. Eşekten bahsetmiştim size. Bahsettiğim eşek bu. Biz buna eşek diyoruz. Şöyle yandan baktığınız zaman eşek de desek oluyor. Köpek de desek oluyor. Araçlar üzerinde böyle çok enteresan parçalar vardır ki hayvan isimleri taşıyorlar. Rusça'da mesela fren pedal müşürünün adı Liguşka. Liguşka da kurbağa demek. Bu arada bilginiz olsun. Şu gerif testi işlemiz. Şanzımanın içindeki parçaları da bu şekilde inceleyeceğiz ve bakacağız. Şanzıman yağı da bayağı eskimişti zaten. Eskimemiş olsaydı dahi zaten değiştireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Benim için çok basit bir şanzıman. Zor bir şanzıman değil bu. Yani 5 ileriden daha basit diyebilirim 6 ileri. Tabii ki işi bilen için basit. O da ayrı bir mesele. Parçalarımızı bu şekilde toparlıyoruz bir kenara. Temizliğini yapacağız tabii ki. Toplarken de sizlerle paylaşacağım. Bize lazım olan parça bu parçaydı. Ve biz onu ayretten çıkardık. Neden o parça? Çünkü o parça kırık. Kaynatırsaydın diyenler olacaktır. Biliyorum ama kaynatılacak bir yerde değil. Kaynatılan bir parça
bir demir olsa belki çok sağlam olur ama alüminyum olacağı için çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı bu parçayı bulup değiştireceğiz arkadaşlar. Plazmanı toplarken de aynı şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İmkanlarım doğrultusunda. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Şanzıman dağılımını da bu şekilde görmüş olduk. Toplarken de inşallah aynı şekilde görürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.